Бюро. Avyasağının kalkmasıyla birlikte balık tezgahları dolmaya başladı. Edirne'de balık tezgahlarını palamut, levrek, istavrit gibi balıklar süslemeye başladı. Büyüklüğüne göre levrekler 18 ila 20 lira arasında değişirken palamut tanesi 12,5 liradan satılıyor. İstavrit ise 12 liradan alıcı buluyor. Balıkçılar vatandaşların evine ucuz balık götürebilmesi için denizlerin soğuması gerektiğini, böylece daha bol balık çıkabileceğini söylüyor. Balık pazarı şenlendi. Mevsim balığı Karadeniz palamutu başladı. Mevsim balığı istavrit balığımız geldi güzel. Enes'in çıprası geldi, Karadeniz levreği geldi. Alabalığımız geldi güzel. Akşam itibariyle mi? Bu akşam itibariyle başladı. Yani tutum yani çok taze balık. Şimdi balıklarımız günlük tazedir. Fakat daha çeşitlerimiz az geliyor. İlk gün olduğu için. Bugünden sonra inşallah biraz bol olur. Fiyatlar ne durumda? Fiyatlar bu durumda pahalı. Ya mesela diyelim bir istavrit almak isteyen bir kilosu ne kadar? 12 lira kilo istavrit. Levrek ne kadar? Levrek 18-20 var. Boy boy deniz. Evet. İtal üskunu var. Tane 4 lira. Yani, çeşit azı olduğu için, az tutulduğu için pahalı diyorsun. Evet tabii. Tabii bu birkaç gün içinde ucuzlayabilir. Evet. Fakir fukara balık yer yani. Evet. Şimdi bu sene palamut balığı gözüküyor denizde. Biraz o gösteriş yaptı baştan. Bu ucuz olabilir palamut. Buyurun, balıkçılık daha anlayacağım yeni yani. Daha yeni sezon. Tabii yeni. Bu bir iki gün içinde belli olur. Şu an fiyatların yüksek olduğunu belirten balıkçılar, çeşidin de az olduğunu, ancak bir ay sonra hamsinin de çıkmasıyla fiyatların düşebileceğini ifade ediyor. Valla şu an bekliyoruz işte. Balığın çoğalmasını, evet abi, balığın çoğalmasını bekliyoruz işte şu an. Şu an az da mı balık ama talip de az. Ya şimdi daha erken. Ne konuşsak yalan yalan ama yayan zamanlar düşecek tabii. Fiyatlar düşecek. Şu an pahalı. Çeşit az ama şu an öyle ya mi? Ya tabii. Ona göre de fiyatlar yüksek. Tabii ki. Hamsi yok şu an. İstavrit var. İstavrit kilosu 12 bin lira. Hamsiyi ne zaman bekliyorsunuz? Bir ay sonra. Bir ay sonra falan. Evet. Fiyatlar havadan soğumasından. Ya biraz pahalı olur. 8 ile 10 lira falan arasıca oynar ama ondan sonra yine düşer. Hani balon bol çıkması lazım yani. Evet. Halkın yemesi için bol çıkması lazım. Valla daha bugün sezon yeni açıldı. Henüz daha balık çeşitleri falan pek yok. Bugün istavrit geldi. Hamsi geldi. Karadeniz mevzit geldi. Canlı palamut geldi. Bitimde görünüyor yani, fazla çeşitli yok. Ama bu sene kısmetse beklentimiz büyük balık olacak bu sene. Fiyatlar geçen seneki fiyatlarda, öyle pahalı da değil, normal. Şu an için normal. İnşallah daha da düşecek. Yani yüksek. Bolluk ne zaman olur, daha bolluk? Bolluk en az bir ay daha geçmesi lazım. Denizlerin biraz daha soğuması, balın biraz daha üremesi lazım. Yani birazcık daha havanın soğumasını. Tabii gelecek. Biraz daha mecbur. Şu an yağlanmış olan sardalya var ama bugün için sardalya yoktu. Olduğunu biliyorum ama bugün için sardalya yoktu. Şu an yağlanmış sardalya var. İstavrit var. Diğer balıklar zaten belli. Bu palamut daha yeni yeni çıktı. Daha henüz küçük ama büyüyecek. Çingene palamutu. Denizin biraz daha soğuması lazım. Balığın yağlanması lazım.